Türk Sağlık Sen Adıyaman Şubesi, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının durumu ve hakları ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasını Türk Sağlık Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Necdet İrfan Tokur yaptı. Açıklamaya sendika üyeleri katılım gösterirken ilk olarak pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anılırken devamında ise sağlık çalışanlarının gösterdiği çabaya dair şu ifadeler kullanıldı. 11 Mart'tan bu yana Türkiye salgınla mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı bu mücadelenin kurumu olarak bugüne kadar yaptıklarıyla hep takdir topladı. Sayın Bakan, Bilim Kurulu günlük açıklamalar ve tedbirler konusunda başarılı bir yönetim performansı ortaya koydu. Hiç şüphesiz ki salgınla mücadelenin kahramanları da sağlık çalışanları oldu. Tüm zorluklara rağmen olağanüstü bir çalışma azmi, kendi hayatlarını hiçe sayarak gösterdikleri fedakarlık, ailelerinden aylarca uzak kalarak yaptıkları hizmetler tarihe geçtiler. Binlerce arkadaşımız virüse yakalandı. Hayatını kaybederek şehit olanlar oldu. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, hasta olan tüm arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kıymetli basın mensupları, salgının ortaya çıktığı ilk günden beri süreç çok kritik olduğu için biz de oldukça hassas davrandık. Sağlık hizmetlerinin sıkıntıya girmemesi, sağlık çalışanlarının sağlığının korunması adına uyarılarda ve önerilerde bulunduk. Başkan Tokur, sağlık çalışanlarının birçoğunun ek ödemelerden yararlanamadığını ve ayrıca verilen ödemelerin yapılamadığını aktardı. Çalışanlarına teşekkür edilip takdir edildiklerini hep beraber gördük. Her ne kadar alkışlar ve teşekkürler güzel ise de asıl meselenin sağlık çalışanlarının sorunlarının bitirmekten geçtiğini belirterek temel esaslara çözüm istedik. Çalışanlarının emeğinin karşılığını ödeyerek bir değer olmadığını ama alın terlerinin de heba edilmemesini ısrarla dile getirdik. Çalışanların emeğinin karşılığını ne yazık ki 6 aylık bu süreçte 3 ay süren adı tavandan ama kendi yavandan olan bir ek ödeme ile sorunların geçiştirilmesi, bırakın yarınımızı güvence altına almayı, günü kurtarmayı değil ancak saati kurtarmak adına yapılan bu işle tüm sorunlar çözülmüş gibi bir hava oluşturuldu. Her yanı adaletsizliği nedeniyle dökülen ek ödeme sanki ikinci bir maaş gibi gösterildi. Dünyaya övgüyle bahsettiğimiz filyasyon çalışmasında aktif görev alan aile hekimliği çalışanlarına bir kuruş bile ödeme yapılmayarak adeta emekleri yok sayıldı. Diş hekimlerimiz, ağız diş sağlığı çalışanlarımız mağdur edildi. Halbuki sağlık çalışanlarının beklediği gerçek anlamda ve adaletli şekilde ücretlerinden artış yapılmasıydı. Biz bu konuda taban aylığı artış yapılması talebimizi gündeme getirmemize rağmen ücretlerde bir iyileştirme olmadı. Bu son çıkan ek ödeme yönetmeliğinde genel idari sınıf, ambulans şoförleri, memurlar, hizmetliler, dörtteli sözleşmeliler, güvenlikçiler ve benzeri diğer sağlık çalışanları bu kapsamda maalesef yok. Kısacası ödemenin adı var, kendisi yok. Yapılan yeni düzenleme ile sağlık çalışanlarına ilave bir ödeme yapılacakmış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu doğru değil. Geçici ve adaletsizlik oluşturan bu 3 aylık ek ödeme düzenlemesi çalışanların emeklerinin karşılığı olamaz. Beklentileri de karşılayamaz. Buradan bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Ek ödeme değil, tek ödeme istiyoruz. Onu da maaş, zam olarak talep istiyoruz. Ancak böylelikle gerçek anlamda bir iyileştirmeden söz etmek mümkündür. Bunun dışında 3600 ek gösterge sözü bir an önce hayata geçmemiştir. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşlarımızın şehit sayılarak geride bıraktıkları ailenin mağdur olmaması talebimiz için adım atılmamıştır. Tüm çalışanlara kadro verilerek kesintisiz süren sağlık hizmetlerinden sözleşmeli vekil, ebe, hemşire, kamu dışı sağlık personeli gibi istihdam modelini terk edilmesi isteğimize olumlu bir yanıt verilmemiştir. Döner sermaye sisteminin adil bir şekilde düzenlenmesi gibi konularda maalesef gelişme kaydedilmemiştir. Yıpranan'ın kim olduğunu gördüğümüz şu günlerde makul bir yıpranma payı isteğimiz bile görmezden gelinmiştir. Kıymetli basın mensupları, salgının arttığı bu günlerde sağlık çalışanları yine fedakarca görevlerinin başında ama mutsuz ve umutsuzlar. Kırgın, kızgın ve yorgunlar. Fedakarlıkların karşılığını kendilerine yapılanları görüyorlar. Hakları verilmediği gibi hak edilmedikleri bir muameleyle karşı karşıya kalıyorlar.
Çalışanlar kronikleşen sorunlarının çözülmesi yerine yavandan ek ödemenin tekrar gündeme getirilmesi karşısında öfkeliler.